Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti ayetinde geçen burhan nedir? Sorudaki burhan kelimesinin geçtiği Yusuf suresi 24. ayetin meali şöyle. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına mel edecekti. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Hz. Yusuf'un gördüğü bu burhan konusunda alimlerin farklı görüşleri söz konusu. Bunları kısaca şöyle özetlemek mümkündür. Birincisi ve tercih şayan olan görüş, buradaki burhandan maksat Allah'tan gelen ve bu fiilin çirkinliğini gösteren bir ilhamdır. Bu kanaat daha ağır basmakta ve daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Yusuf'u koruyan, onun ilahi esma ve sıfata olan bilgisi ve Allahu Teala'nın ilmine, kudretine ve onun her an semi ve basır olduğuna dair kesin olan inancıydı. Başka bir tabirle söz konusu burhandan maksat, tehlike arz eden durumlarda ve kader anlarında mümin ve muhlas yani halis kılınmış kulların yararlandığı ve onları şeytani telkinlerden, etkenlerden ve nefsani vesveselerden, tuzaklardan koruyan ilahi yardımlar ve Rabbani ilhamlardır. Ayetin sonlarında geçen cümleler bunun en güzel şahidi ve delilidir. Ayetin sonunda şöyle buyurulur. İşte böylece biz bunu kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. Görüldüğü gibi Allahu Teala Hz. Yusuf'un bu bela ve kötülükten korunmasına gerekçe olarak onun muhlas kullardan olduğunu gösteriyor. Adeta bu ilahi koruma halis imana, ve temiz amellere sahip olanlara bir mükafat olarak bahşedilmektedir. Zaten bu ayetteki açıklama ilaveten Hicr suresi 40 ve Sağ suresi 83 gibi ayetlerde de şeytanın muhlas kullara herhangi bir tasarrufunun söz konusu olamayacağını şeytanın bir itirafı olarak haber verilmiş. Bunun yanında ayette geçen Burhan'ın ne olduğu konusunda, Ayrıca şu yorumlarda yapılmıştır. İkinci olarak ilgili Burhan Hz. Yusuf'un o anda gayipten işittiği bir sestir. Bu ses sakın ha diyordu. Üçüncü olarak babası Hz. Yakup Allah'ın inayetiyle oracıkta temessül etti ve onun için engelleyici bir Burhan oldu. Dördüncü olarak o anda Hz. Yusuf'a şüphesiz sizin her şeyinizi kayıt altına alan şerefli melek katipler sizi gözetlemektedir mealindeki ifade gayiptan gözüne ilişti. Razi Hazretleri bunu böyle naklediyor. Bu konuda daha benzer çok yorumlar varsa da daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu konuda birinci şık en kuvvetli görüş olarak kabul edilebilir. Bu husus imtihan sırrına daha uygun. Hz. Yusuf'un takvasına daha münasip. Onun iffetli vasfına daha uygun düşmektedir. Allah'ın ilhama dayalı burhanı layık olan herkes için söz konusu olabilir. Samimi olarak Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek isteyen ve bu samimiyetini pratikte de gösteren insanlara yanlışa kaymayla karşı karşıya kalması durumunda Allah'ın ilham denilen iç hattan o kuluyla iletişim kurması ve ona uyarıda bulunarak yardım etmesi sonsuz rahmet ve hikmetinin şanına yakışan büyük bir lütuftur ihsandır. Nitekim bir hadis-i şerifte bu gerçeğin altı şöyle çizilmiştir. Allah bir kuluna hayır murad ederse onun içinden kendisine iyilikleri emreden, kötülüklerden sakındıran bir vaiz, bir uyarıcı kılar. Zeynul Iraki bu hadisin senedinin hasen olduğunu söylemiştir.